Evet arkadaşlar, zorlu bir uğraştan sonra hayvanlarımızın altını temizlemiş bulunmaktayız. Şimdi sizlere bu videoyu çekerken aynı zamanda cinsiyet ayrımlarından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle beyaz siyah Kolombiya'da, yani Light Brahma'da cinsiyet ayrımları çok zordur. Yani buna en iyi izlenim izleyerek ayrım yapabilmek. Yani bunun belli bir noktaları var. Mesela şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi şu önümüzde duran ibikleri pembe olan hayvanlar var ya, hem şu altındaki gaganın altındaki sakal, çene lobu dediğimiz et parçaları erken çıkar. Bakın. Ve ibikleri daha kırmızı duruyor. Bunlar horoz. Şu giden ise tavuk. Bu gelen de tavuk. Görüyorsunuz ibikleri kırmızı değil. İbik yatağı sivri ve ince gidiyor. Ama horozun ibik yatağına baktığınız zaman ise hem ibiği daha pembe, videoda da belli oluyor, hem de ibik yatağı daha geniş oluyor. Bakın şu bakan da aynı şekilde horoz. Yani bu ibiklerin belirginlik olayından cinsiyet ayrımını yapabilirsiniz. Brahmaların bazıları kuyruklu olur, bazıları kuyruksuz olur. O sebepten dolayı özellikle bir aylık falan şunlar, önümüzdekiler, bir aylık brahmalarda cinsiyet ayrımını yapmak çok zordur. Elinize aldığınız zaman her yanı size aynı gibi gelir. En güzel cinsiyet ayrımı arkadaşlar, yanılma payınız çok düşük olsa da mesela şu arada bulunan hayvan, hatta ikisi de tavuk. Videoda kendini belli ediyor. Dediğimiz gibi en iyi ayrımı gaganın altındaki kırmızı et parçasından yaparsınız ve yüzünün daha kırmızı oluşundan yaparsınız. Yani bu cinsiyet ayrımlarının en ince detayları bu. Sırt tüyleri için daha bir ay zamanımız var. Sırt tüyleri yuvarlak olan tavuk, sivri olan horozdur. İkinci ayrımımızı da buradan yapacağız zaten. Üçüncü ayrımı da horozların ayakları biraz daha kalındır. Tavukların ayakları ise biraz daha incedir. Diğer ayrımı da buradan yapacağız. Fiziki şekillere baktığınız zaman hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Bizim burada horoz sayımız birazcık fazla. Zaten kamerayı tuttuğumda arkadaşlar sizin gözünüze tavuk ve horoz yansıyabiliyor. Mesela şurada duran tavuk, onun dibindeki horoz, ibiklerin kırmızı olmasından ve açık pembe olmasından belli ediyor kendini. Yani tavukların özellikle bu yaşlarda ibikleri birazcık daha beyazımsı olur. Horozlarda ise kırmızı, pembe birazcık da ağır tonlu basar. Yani civcivlerin cinsiyet ayrımlarını kolay yönden böyle yapabilirsiniz. Daha ufak civcivlerde ise, mesela şu önümüzdeki civcivlerde ise kanatları ilk çıkan, özellikle 5 günlükken falan bu ayrımı daha kolay yaparsınız. Kanatları hemen çıkan hayvanlar tavuk olur. Kanatları çıkmayan, geç çıkan hayvanlar ise horoz olur. Belli bir günden sonra tamamıyla cinsiyetini ayıramayabilirsiniz. Orada da ayrımı erken tüylenenler tavuk, geç tüylenenler ise horozdur arkadaşlar. Yani dediğim gibi evet, Gold Brahma'da veya diğerlerinde cinsiyet ayrımını yapmak çok basit. Ya da işte balta ibikli koşinlerde mesela ibikleri erken çıkan horozdur. İbiği çıkmayanlar tavuktur. Onlarda ayrım çok basit. Ama konu Brahma'ya geldiğinde, özellikle beyaz siyah Kolombiyan Brahma'ya geldiğinde, mesela su sol tarafta gördüğünüz gibi sırt tüyü daha çıkmamış olan horozdu. Hemen arkasında bulunan sırt tüyü daha iyi çıkmış olan tavuktur. Yani horozların sırtı daha geç tüylenir. Tavukların ise hemen tüylenmeye başlar. Zaten belli bir zamana geldiğinde tavuk ve horoz ayrımını yapabilirsiniz. Evet, brahmalarda yanılma payımız yok mu? Var. Bazen 5 aylık, 4 aylık olup da tavuk ve horoz şeklini, tipini belli etmeyen hayvanlar var. Ama bizler elimizden geldiğince
iyi ayrım yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gönderdiğimizde yavruları mesela bu zamana kadar bekletmemdeki en büyük amaç da cinsiyetleri tam olarak belli olsun. Arkadaş mesela bizden 3 tavuk bir horoz istediyse 3 tavuk bir horoz göndermemiz gerekiyor. İleride tabii yanılma payımız olsa da biz bunun değiştirmesini yaparız. Bir problem teşkil etmiyor. Cinsiyet olayları böyle arkadaşlar. Özet geçelim. İbik yapısından, ibik yataklarının geniş olmasından cinsiyet ayrımı en iyi şekilde yapılır. Özellikle beyaz siyah, kolombiya yani light brownlarda. 2. Sırtı çok çabuk tüylenenler tavuktur. 3. Horozların ayakları tavuklara göre daha geniştir. 4. Daha ufak civciv yani 5-6 günlük civcivlerde kanatları ilk çıkanlar tavuk, sonradan kanadı çıkanlar horozdur. Bazı brahmalarda ise kuyrukları ilk çıkan tavuk, çıkmayan horozdur. Yumurtacı gruplarda da bu şekilde. Mesela önümüzde bir tane Sussex kırması var. Bu bir tavuktur. Kuyruğu erken çıktığı için. Gördüğünüz gibi kuyruklu. Horoz olsaydı kuyruksuz olurdu. Koşinlerde ise bir nevi aynı diyebilirim. Mesela burada yine koşinde kuyruk çıkmış tavuk. Şurada kuyruğu çıkmamış horoz. Yani şunu unutmayın. Tüm kanatlılarda tüyleri erkenden çıkanlar tavuktur arkadaşlar. Tüyleri geç tüylenenler ise horozdur. Böyle bir ayrım yapabiliriz. Dezenfekte olayına ve kümes temizliği olayına gelince. Şimdi arkadaşlar. Kümesleri iyi temizlemezsek şayet amonyak kokusu içeride birikiyor ve bizim gibi kapalı kafeslerde hayvanlar o kokuyu devamlı içine çekiyorlar. Bu da ne demek? Hayvanlar o kokuyu çektiği zaman solunum enfeksiyonlarında sıkıntı meydana geliyor. Hastalık kaçınılmıyor ve ölüme kadar gidiyor bu iş. O yüzden kümesinizi haftada 1-2 temizlemeye çalışın. Ben size doğruyu anlatıyorum ama bazen doğruyu yapamıyorum. Gerçekten yoğunluktan, işlerin yoğunluğundan bazen hayvanlarımızı boşlayabiliyoruz. Ama bugün saat 11 de olsa hayvanlarımızın altını temizledik, dezenfektesini yaptık. Görmüş olduğunuz gibi temiz talaşlarını serdik. Hepsi gayet başarılı şekilde, titiz şekilde yaşamına devam ettirecekler. Aynı şekilde bıldırcınların da artık 4 günü falan oldu. Gördüğünüz gibi tüylenmeler falan başladı. Bu saatten sonra kolay kolay bıldırcın ölümü yaşamayız diye düşünüyorum. Çünkü su içmeye alıştılar, yem yemeye alıştılar. Galiba bir 45-50 kadar civcivimiz var. Bıldırcın civcivi. Onlar da sağ salim büyüyecekler. Şöyle bembeyazımız var. Bunlar biraz daha büyüdüğü zaman kale bıldırcın için güzel bir video çekeceğiz. Şöyle güzel renkli bir bıldırcınımız var. Büyüdüğü zaman daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bunlar jumbo. Diğerleri de İngilizce biliyorum arkadaşlar. İçinde albinolar var. Böyle yatıp da dinlenenler var. Gördüğünüz gibi koşinlerimiz, brahmalarımız gayet başarılı ve şekilde, güzel şekilde yatıyorlar. Bunlar böyle dursunlar. Beyaz siyah kolombiya brahmalarımızı da nasipse bu hafta gönderebilirim. Turan kardeşim beni dinliyorsan. Bu arada Hüseyin Özer abimiz bizi zaten devamlı YouTube'da takip ediyor. Devamlı yorumları var. Ona buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnanıyorum ki bu videoyu da tamamen izleyecektir. Bugün misafirimiz oldu. Ziyaretimize geldi. İzmir'den çıktı. Manisa'ya geldi. Ziyaretimiz esnasında iki dişi, bir erkek, beyaz siyah kolombiya yani bu gruptan güzel bir yavru aldı gitti. Sağlıcakla büyütmek nasip olur inşallah. Bileziklerini de tabii ki verdim. Bunun yanı sıra gönderimlerimiz bu hafta sonu aksilik olmazsa devam edecek ve ücretini yatırmış olan kardeşlerimize ve abilerimize gönderimleri yapacağız. Bugünlük böyle bir video olsun. Tabii ben bu videoyu yüklediğimde sabah olacaklar. Hayırlı cumalar diliyorum o sebepten dolayı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle son bir görüntüyü de alalım. Kanalımıza hala abone olmayan kardeşlerimiz varsa abone olsunlar. Çünkü yeni Brahma standartları bilgileri gelmeye devam edecek. Sıfırdan başlıyoruz.
Daha önceki videolarımızda da branma bakımı, aşılaması vesaire bütün bilgiler mevcut. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın.